Emin olun arkadaşlar, Türkiye'nin en büyük kanka dişisi diyebiliriz. Ilgaz'ın kızı olur. Boz dişi. Gerçekten mükemmel bir kanka. Yani üretimde en son nokta diyebiliriz. Tabi köpeklerin boyu önemli değil ama böyle istisnai çok iri dişilerde üretiyor, çıkıyor. Yani soyunda olduğu için bence çok özel bir dişi. Anlat Hüseyin dişi. He? Ben anlatıyorum. Şöyle gezdi biraz. İçerideki dişi de yeğen olur. Yani bu dişi, boz dişi, bu dişimizin teyzesi olur. Annelere öz yuva bir kardeş. Bakın bu da Anadolu çoban köpeği Rüzgar. 90 santim aşağı yukarı bir köpek. Dişimizde neredeyse 85 santimin üzerinde. O metre neredeydi kardeş? İlaç evindeydi. He? İlaç evinde. Dişi oraya bağırdı, metreye geçsene bir. Onu ölçsene bir. Evet, bu da Anadolu çoban köpeği. Araz ve Poyrazoğlu. Pardon, Araz'ın torunu. Poyraz'ın da torunu olur. Maşallah. İşte fizik. Çok önemli arkadaşlar köpekte de. Gördüğünüz gibi. Hem kangallar da olsun, hem Anadolu çoban köpeklerinde olsun. Köpeklerin fizikleri çok düzgün olması gerekiyor. Yani bir köpeğin çok büyük olmasından ziyade ilk önce fiziğinin düzgün olması gerekiyor. Ha, gördüğünüz gibi bir kangal dişi ve de teyzesi. İkisi yan yana. İkisi de çok güzel. Standart üstü bir dişi bunlar. Biz bunları üretiyoruz arkadaşlar. Hani çok laftan ziyade ürettiklerimiz ortada diyebilirim. Köpekleri öyle üretmek her babanın harcı değil. Bunlara emek harcamak lazım. Zaman harcamak lazım. Parayı görünce de hemen satmamak lazım. İşin enteresan tarafı öyle. Tamam biz satıyoruz ama üretiyoruz. Ürettiklerimizden sonrasını satışa çıkıyoruz. Örnek vereyim. Bu dişinin yavrularını veriyoruz. Şu an bu gebe. Yavuz'dan gebe. Ama bunun yavrularını vereceğiz. Fatihlendireyim. Sen gel abi. He, ne yapayım? Sen şey ölç. Şu anda karşı dur. Daha kendini diken daha belli eder. Tamam. Buyurun. Çevirsen kancı. Gel hadi. Aa, koy yanına ya. Ben onu aşağı yukarı bilirim. He, metre mi? Yanına koy. Yani. Kancı. 83-84 falan abi. Oğlum 80 şura zaten. Tamam 80. Bırak. 80 tam şurası. Bu kancık aşağı yukarı şöyle yaptığım zaman 82-83. Bu dingesi 84 santim gelir bu kancık. Ha? Çok iri bir kancık. Koyursan daha güzel. Ha? Koyursan buradan çıkar. Ha şu an pusuyor. Pusuyor ya. Ama efsane bir dişi yani. Yok böyle ya dişi. Yok. Ha? Yok. Bundan bir yavru da biz bir dişi ha. Yavuz'a çektik ya oğlum büyütekti işte. He? Erkek gibi ya. Erkek gibi. Teyzesi olur, öz teyzesi. He. Aynı zaten, gel. Rüzgar kendini nasıl yıkadıyor? He? Nasıl yıkadıyor? Değil mi? Ağlasın. Nasıl geziyorlar, tintin gibi. He. Şey, çok seri yürüyor köpek. Seri yürüyor. Şöyle gezdir bari dişimizi. Millet ancak konuşuyor Hüseyin. Böyle köpek üreten yok. Aynen abi. He? Üretecekler. Evet. Boyuna gidiyor, mala gidiyor, her şeye muhabbet. Zaten davara gidiyor. Davara gitmesi önemli değil. Çok kurtçu köpek bunlar. Çok iyi köpekler. Şuna baksana maşallah kızıma. Allah'ım esirgesin. Dün bostanlılar kafa yedi ama erkek sanıyordu bunu. Kim? Bostadakiler. Sen mala gidince bunu çıkardılar. İpi gezdi de bunu satmam dedi. Abi bize mala geçti zaten. Şuraya gelenler hep bu erkek gidiyor. Dedim abi yok dişi. Ama baksana ya. Fizik, müzik. Her şeyden on numara ya. Allah mesir gelsin. Bunlar biraz daha büyüyecek bunu yavrular.
He? Kangal biraz daha irinleşecek. Yavuz'dan daha güzel yavrular çıkar. Hemen hemen annesini geçerler ya. Geçerler. Yine bunun yanında ufak kaldı. Ney? Yavuz çiftleştirdiğimiz ayak. He, Yavuz bunu çiftleştirdiğimiz ufak kaldı. Gel, gel. Ne oluyor lan? Kamerayı ayar yapayım dedim, bozdum anası zaten. Gel, gel. Rüzgar. Alıştı ya, hemen çağırdım. He. Gel, gel. Hiç tarifa yok ya. He? Ön çok. Döşü çok kalın. Çok kalın. Yoğun bir köpek. He? Yoğun bir köpek. Bu da dışarıda olur. Daha sen bunu seneye göre iyice otursun vücudu. Bunlar içeri yani daha abi. Aynen. Dermanın aynı yuva bir kardeş. Evet. Bunun kulağını kessek böyle daha efsane dururum şu an. Bu saatlerde kesmek olur. Böyle de güzel duruyor. Yakışıyor. Bunun babası da kulaklıydı. He, bunları soya kulaklı. He, dermanın oldu da kulaklı. Derman da kulaklı. He? He. Onu da ben kesmedim yani. Bir yere verdik, aldık geldik, onlar kesmişti. Ben kulak kesmiyorum ya. Yazdık tabi. Maşallah. Kaldır bayım. Hemen hemen ben kadar al. Şöyle bana doğru dön, yan dön. Heh. Maşallah ya. Gel, gel. Bunlar çok sert de boğuşuyorlar ha. Ben bunlar namını duydum ya, haberi geldi. Geldi mi? Hazırlanmakta gider dedi. Bunlar vallahi tuttu arkadaşlar mu? Arkadaşlar dedi, bunlara dedi köpek dayanmıyor da dedi. Dedi abi. Ciğerini sokuyorlar. Vallahi ciğerini sokuyor. O da diyor çok sertler, aşırı sertler diyor. Köpeklere fizik var maşallah ya. Bu boyda bu fizik. Gerçek diyorum abi. Yani. Gel, Rüzgar. Bana çağırıyorum zannediyor. He? Çalışıyor. Atlatsana üstüne. He? Muha kızı yedi. Bana dalıyormuş abi. Yok sen. Tarafa. He? Dön Akif abinden tarafa. Akif abinden tarafa dön bakayım. Şşt boz. Tamam. Kızım. Bana tekme vurdu. Bu isteği gibi tekme vurdu abi sıra. Yapar. Manyak. Şu manyak çok sert içerideki. Psikopat ya. He? Ben bunu bilmiyordum biliyorum. Bir saldım. Dışarı bir saldım abi şunu. Bunu bilmiyor muyum ilk geldim. Emre abi de bir şey demedi. Ben bir saldım abi. Koca kanca abi kodu. Direkt alıyor. Aferin. Manyak psikopat ya. Psikopat. Harika ya. Yani var ya. Çok efsane bir köpek ya. O kaç aylık abi? 7-8 aylık anca ya. Aynen. Mirce'nin torunu, Ilgaz'ın torunu. Ilgaz'ın torunu. Annesi bunun aynı yuva bir kardeş işte boz dişini. Bunun kızı da çok güzel oldu bak dışarı saldım. He evet, dışarı salınca güzelleşti. Çok güzelleşti fiziksel olarak, gerim olarak hemen Muha yanaşır o. O da bunun gibi olacak. Olacak. Bunun bir kızı vardı, onun bacısı onu Hatay'a verdi. Ne oldu bilmiyorum. O buna benziyordu. O biraz daha şey ya, biraz daha siyahsı, o da böyle olur. Biraz daha gerimli olarak gibi geliyor Akif'e. Gerimli. Buna benzeyeni Hatay'a verdi. Rüzgar ama var ya çok değişecek ha. Şey yaptın. He? İnnesini, hapını verdin. Verdin ya. Yaptım, yaptım. Hiç bir şey demiyor yine vururken. He, ahırlı köpek. Ahırlı köpek. Daha yani kim köpek de zıtmadan yıkıyor bitti. Bazı yani köpek şey oluyor, ağır başlı oluyor. Ağır başlı. Köpek dediğin ağır başlı olacak zaten. Ben böyle çok havlayan köpeği hiç sevmiyorum. Ben, boş, gerek... Drone, o ne lan? Drone uçuyor. Drone uçuyor. Bizi mi gözettiler, ne bakıyorlar? Bunlar Akif, da merak ettiler abi, buradan gelenler arasında. Akif Metin ne yapıyor, kapalı kapılar arasında diye. Çiftliğin kapısı gittiği de oradan gelemediler. Asım var ya, tüfeği getireceğim vuracaksın ya. Resmi mahalle, onun üstünde niye uçuruyor yani, beni gözetliyorlar. Nereye gitti? Daha
Çalacaksın kurşunu ya. Tüfeğe getir de vurayım anasını satayım. Aldım var. Getir de vurayım anasını satayım. Buradan geçer mi canım Allah? Belki burada özelim var ya. Değil mi? Bunları merak ettiklerden kapıyı. Olur mu canım Allah? Şimdi biz drone kaldırsak adamın camından, penceresinden geçse, balkonundan evinin içine baksak olur mu? Burada öyle yani. Tabii abi. Sıkıntıdır. Gördüğün zaman vur indir. Vuracağım bu saatten yanaşma. He? Vur indir anasını satayım. Abi bu. He? Burayı salı biliyor musun? He. Freeymiş. Ben de orada oturuyorum. Bak bir baktım. Oradan gittim alayım geliyorum. Adam şaşırdı ya. Adam bunu bağlıyor geliyor. Para veriyor. Bunu bağlı satıyor. Ben yok. Ne diyor oğlum? Biz köpek değil. Bana bunu sat diyor. Sen bunu sat. Ne?